Herkese merhabalar, ben Hero Oliver. Bugün Dyadric Artifact'ların yeni bir serisiyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Seri değil, bölüm olacaktı o. Tahminimce hangi Artifact'ın peşine düştüğümü fark etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Etraf sarsıldığına göre... Küçük bir rakibimiz var. Sen niye vurulamıyorsun ya? Bence buraya yakıştı. Dekoratif oldu. Peki. Bugün sizlerle birlikte Azura'nın yıldızının peşine düşüyoruz. Eminim bunun hakkında bilmeniz gereken, öğrenmeniz gereken ya da merak ettiğiniz şeyler vardır. O yüzden fazla vakit kaybetmeden Azura'nın mabedine doğru... Zaten yaklaşmıştım video öncesinde ama şu ejderha saldırıp saldırmayacağı muallağında olduğum için kenarda bırakmıştım karakteri. Ki nitekim kendi sonunda kendi hazırladı. Çok affedersiniz ama 192 level bir Archer var burada. Tek yememesine şaştım açıkçası. Standart bir ejderha ne de olsa sonuçta. Silahlarımı kaldırıyorum çünkü Azura'nın yanına silahla gitmem çok fazla hoş olmaz diye düşünüyorum. Ara ne ya? Azura has seen your coming, traveler. It was not curiosity, but fate that has led you here. Kadir'e inanmam. Perhaps that is what you are meant to believe, to better serve your role as Azura's champion. Do not fight it. Azura's prophecies always come to pass. To deny them is to go headlong into the Ben kimsenin şampiyonu değilim, başkasını There bul. is no one Bol. else. But very well. I cannot force you to accept your destiny. Bana o kadar çok ihtiyacın mı var Azura? Şu konuşmayı tekrar yapalım. Azura has seen your coming. Burası neresi? Azura kim? This shrine was built by the Dunmer. As our land was scorched by fire, she is a Daedra, a powerful being who watches from beyond our mortal plane. İyi madem, Azura'nın neye ihtiyacı var? You must go to a fortress endangered by water, yet untouched by it. Inside, you will find an elven mage. It is cryptic, I know, but Azura's signs are never wrong. I believe the fortress may refer to Winterhold. Ask if they know this elven enchantment. Bu muhabbet nereden geldi? My people, the Dunmer, built it. Those of us who were faithful to Azura. This shrine is our thanks to her. That none will forget that she watches over us all. Pekala, dediğin gibi olsun bakalım. Gidip şurada küçük bir araştırma yapabilirim senin için. Tabii ilk önce o mouse imlecinin nerede olduğunu görmem lazım. Okey. Kışhisar. Azura'nın yıldızı. Kolej değil de Kışhisar tarafına gitmem gerekiyor. Okey. Birçoğunuz bu görevle eminim karşılaşmışsınızdır. Bu yıldız hakkında da birden fazla söylentiniz olmuştur. Senin için onu hallederken bu arkadaşla da görüşebilirim. I'm sorry, could you describe the smell? Like some horrible monster was turned inside out and then exploded. What's a milk drink? What did you do? You doing out here? Go home to your mother. Benimle böyle konuşmamalısın. Why? What are you gonna do? Cry? Geri çekil. I don't have to take that from you. Never should have come here. Someone do something. Ne kadar büyük olursan o kadar çabuk düşersin biliyorsun ama. Çekil oradan, çekil oradan.
Kuvvet hasarı mı yiyorsun? Hmm, çok üzüldüm. Küçük küçük okları bilerek kafanı sıkmıyorum ki daha çok acı çek. Seni aptal gerizekalı ork. Kalkanı hak etmiyorsun. He gives me privacy and I make sure my experiments don't blow up his ear. Yıldızlar üzerine çalışan bir elf büyücüsünü arıyorum. Who sent you? Was it the college? The Jarl? We agreed there would be no more questions. Beni bir Azura rahibesi gönderdi. You're working with the Daedra? Right. Now tell me the one about the Argonian maid and the lusty baron. Bunu kabul etmiyorum, konuş. Just calm down. I'll tell you. What do you know about soul gems? Ruhları tılsımlamam için değiller mi? They are, except the gem is always consumed. They're frail, except for Azura's star, a Daedric artifact that allows any number of souls to pass through it. Some of us wanted to find out how. I was working under Malin Varan then. If only we knew what he was really planning. Malin ne yaptı? Malin wanted to alter the star. He was dying, disease. He thought he could store his own soul inside, become immortal. It drove him mad. Students started dying. Eventually, the college exiled him. Look, I don't care who asked you to find the star, but don't take it back to Azura. The Daedra are evil. They're the reason Malin went insane. Azura yıldız nasıl çalışıyor? I mentioned how the star is a soul gem. Only it never... You can only store white souls in the star, belonging to the lesser... As a mortal, Malin's soul was black, so part of his work was breaking past Azura's rules. O Daedra, Malin'i nasıl delirtti? Azura is no ordinary Daedra. She commands an entire realm inside of Oblivion. It started slowly at first. Malin would see things that weren't... Then one day I walked in and Malin had killed a student. And in a horrific moment of inspiration... Malin sonunda kadarıyla yüzleşti anlaşılan. The college would agree with you. But you have any idea how... We're nothing to the Daedra. Pawns to move around, praise and punish as they see fit. Kısaca bu arkadaşın da bahsettiği üzere, Daedra'lar her zaman güvenilir varlıklar değildir. Çünkü bir taraftan sizin iyiliğiniz için bir şeyler yapıyorken, diğer taraftan aslında sizi çok farklı bir şey için kullanabiliyorlar. Gel gelelim ki Azura'nın yıldızı da aynen bunun gibi bir item. Azura'nın yıldızının özelliklerini fark ettiyseniz, bir tarafı karanlık, bir tarafı beyaz olmak üzere iki farklı çeşitte kullanılabiliyor bu yıldız. Eğer karanlık tarafı kullanmayı seçerseniz, yıldız öldürdüğünüz tüm kişilerin ruhlarını içine alacaktır. Bu sayede sağlam bir kara ruh cevheriniz olacaktır. Hem de hiç bitmeyen türden. Ama beyaz olanı yani masum olanı seçerseniz işte o zaman öldürdüğünüz hayvanların ruhlarıyla bunu besleyebiliyor olacaksınız. Ben mi? Daha henüz karar vermedim. Güzel bir karşılama değil mi? Balıkçının günlüğüne bir bakalım. Ne yazmış? İyi bir balık avı gittikçe daha zor bir hal alıyor. Yakın bir zamanda içerisinde iyi bir ağ bir yeri bulamazsam gelecek kışı atlatabileceğimizi sanmıyorum. Bu yüzden güneyin ilerisinde Ilnata Gölü'ne doğru seyahat ediyorum. İnsanlar onun lanetli olduğunu söylüyor. Koca İmparatorluk Kalesi bir gün içerisinde suyun içine gömülmüş ve diyorlar ki kalıntılar o zamandan beri hayaletliymiş. Ne zaman birine bir şey sorsam bu hayalet hikayesini anlatıyorlar. Gölün kenarına gidip de bir daha hiç geri dönmeyen insanların hikayeleri. Suya gömülen kalenin koridorlarında ruhların dolaştığını ve bebeklerin beşiklerinden alıp annelerinden çaldıklarını söylüyorlar. Ne kadar altın teklif edersem edeyim, yakınlarda yaşayan köylülerden kimseyi oraya giderken bana rehberlik etmeye ikna edemem. O yüzden Akneyer'i takip ediyorum. Tanrılar beni konuşsun. Umarım söylenenler doğru değildir. Umarım doğru değildir. Etrafta bu kadar insan iskeletinin olması da çok normal bir şey değil gerçekten. Skyrim için dahi olsa çok alışageldik değil. Kenardaki iskelet mi? Gördüm. Onunla alakalı bir problemim yok. Ama yanındakiyle alakalı bir sıkıntım var. Ops, işte bunu beklemiyordum. Demek ki neymiş?
fazla ork oynamak iyi değilmiş. Paslandırabiliyormuş. İnsan kalbi mi? İyi, işimi görür. Tabii ki her zaman olduğu gibi küçük tatlı lootlar. Yaşlı olan daha bilgidir diye tahmin ediyorum. Şşt, çıkart kendini ortaya. Yanarak ölürsün diye tahmin ettim ama. Okey. Problem yok. Ne yani, kaya böbülü yumurtası o kadar rahat bulunabilir bir şey değil. Tabii ki loot diyeceğim. Mutfakta bugün ne yemek pişiyormuş? Çiğ tavşan. Güzel bir menü. Okeydir. Bu akşam yemeklerimi de çıkarttığıma göre şimdi gidebilirim. Başölü çağıran mı? Sandığı görünce aniden kitabı manyak gibi çeviren, kitabı diyorum, kafasını manyak gibi çeviren. Pardon. Birazcık daha sakin. Nispeten biraz daha sakin. Bu çok iyi bir fight olmayacak gibi. Okey. Ciddi bir problem olmadı. Gelen bir şey daha var. O ne? Hala bir şey beni arıyor ama. Tamam, sakin ol. Güzel. Sanırım şimdi ortalık biraz daha toparlandı. Tamam, problem yok. Hayır, hayır, hayır. Dolaba bakmayacağım. Hayır, hayır. Çantaya bakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Felç tarifinde arada yakalamışsınızdır eminim. Şu sesi duyduğumuza göre ortalıkta artık bir şey kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Kendisinden de şu parçaları alıp... ...gidip artık yıldızımıza kavuşabiliriz diye ümit ediyorum. Yalnız güzel iksirler topladık ha. Hmm.
Batık bölüm. Okey, şimdi. Abi bugün oklarım niye tutmuyor ya? Çok sinir bozucu ha. Bakmayın yani öyle sakin sakin durduğuma. Kenardan köşeden gidip gidip duruyor, sinir oldum. Ruh cevheri parçaları. Ne yaptınız, yediniz mi onları? Ağır zırhın üzerine. Neden yıkım büyüsü basılır ki? Buradayım, buradayım. Oha, başölü çağıranmış. Bunu sürekli oklamak lazım. Hayır. Geleceğim, geleceğim. Kuvvet hasarını vurabildim. Bak tutmuyor. Tutmuyor. İtinayla bu oklar bugün niye tutmuyor? Okey. Sakinim sakinim, problem yok. Bu kadar çok ölü çağıran olması çok hoş bir şey değil. Ama baktığımız zaman konu ruh cevherleri olduğu zaman bu adamların da aksiyonunun bu olduğunu düşünürsek normal yani. Şuradan vurabilir miyim ya? Yemedi. Gerizekalı. Fakat ölmesine rağmen dikkatinizi çekerim, iskeletler hala yaşıyor. Okey. Bir problem var mı? Görünürde hayır. Batan kısım. İçeride bir şey var mı? Görünüşte hayır. Ne yapıyor bu imleç? Şu an onu çözmeye çalışıyorum ben. Enteresan. Ben bu adamda diye hatırlıyordum ya. Şşşt, sakin ol. Şu sahneye dikkat etmenizi istiyorum. Üç kişi oturuyormuş gibi durmuyor mu? Bam. Gayet tatlı. Bahsettiğimiz karakter bu. Yanında da bir büyük kitabı var. Burada bize Kara Yıldız'la alakalı bilgileri veriyor ve önünde de kırılmış Azure Yıldız'a. Muhtemelen yanında oturduğunu gördüğümüz kişiler çaldığı ruhlar olabilir diye tahmin ediyorum ama tabii ki hani o konuda kesinlikle bir mühimmatım yok. Kitabında neden bahsetmiş ona bakalım. Bazıları tarafından küçümsenip maskara edilmiş olsam da Daedric bir anlayış üzerine yapılan araştırmaların son safhasında cahil ve batıl inançlara sahip olanların denemeye cüret dahi edemeyeceği bir şeyi başardım. Kara Yıldız. Daedric Lord Azura'ya karşı kazanmış olduğum yeniden planlanmış ve işlemekte mutlak ruh cevheri ölümsüzlüğümün kaynağı olacak. Ölümlülerin ebediyen Oblivion'un sakinleri olarak yaşayabileceklerinin son kanıtı. Azura'nın beni kışkırtmak için gönderdiği evhamlar, sesler
Bazı kimseler bana deli derken ben hakikati biliyordum. Büyünün doğasını keşfetmeye giden yolda hiçbir şey kutsal addedilemez. Bırakın Daedra zihnime pis suretini göstersin. Onlar bana tüm dış etkenlere göz yummamı sağlayacak yanan arzuyu ve kusursuz disiplini bahsettiler. Öğrencilerim ve ben Kaşhisar Limanta Kalesi'nde ilkel beyinlerin meraklı gözlerinden uzak yeni bir barınak inşa ettik. Kovulmadan evvel birkaç küçük deney yürütmekteydik ki bazıları adada huzursuzluğa yol açtı. Bazı esunlar sayesinde harabeler sağlam kaldı ve İlinat Gölü suları Karayıldız'ın son evresi için fevkalade bir yer haline geldi diyor. Yani muhtemelen buranın böyle olmasının sebebi de beyefendilerin kendileriymiş diye zannediyorum. O zaman şuradan yok düşmeyeyim. Şu tarafa doğru atlayabilirim ama. Okey. Şimdi buradaki önemli noktalardan bir tanesi şu. Bu alanda yıldızı kime götüreceğimiz? Eğer bu hikayeyi bize anlatan elf arkadaşımıza götürecek olursak, yıldız tekrardan kara ruh cevheri olarak kullanılabilecek hale geliyor olacak. Ama Azura'ya götürürsek bunu beyaz hale getiriyor olacak. Hemen görev kısmına bakıyorum. Hangisine götüreceğimize karar vermemiz lazım. Kesinlikle kara ruh cevheri. Normal şartlarda da ben zaten kara ruh cevheri kullanıyorum. Beyazları doldurmak çok zor oluyor çünkü. Selam. Stendar's mercy. Maybe this is my chance to make things right. I can finish. It would mean cutting the star off from Azura. Only black souls would be able to enter it once we finished. Hadi yapalım şiş. Give me a minute to examine the star. I'll see what we'll need to do. These fissures and cracks aren't encouraging. Malin obviously was growing more desperate once he left the college. He did it. He actually managed to trap his own soul inside the star, but it's falling apart. It needs more and more souls to sustain itself. The star is being used to sustain Malin's soul. I can't fix it while that fragment of him is inside. Yani bir şekilde Malin'le hesaplaşmamız gerekiyor. Precisely. But it's not as simple as enchanting Malin away. If we were to somehow send a soul inside the star. Ruhum içeri yollamak istiyorsun öyle mi? A special type of soul trap. Placing you inside the star without I understand if you need some time to prepare. Let me know when you're ready. Benim sorumun Malin gibi olmayacağını nasıl garanti ediyorsun? Malin's soul is beyond hope because his body is dead. But be careful. If you die inside the star, your soul will be disrupted. Yıldıza girmeye hazırım. Okay, stand very still. This might sting. First, I'll need to grab hold of your soul. Uyuyarak mı kavrayacaksın? Take a deep breath. Hiç güvenilir değilsin. Ah, my disciples have sent me a fresh soul. Good. Why? There's something different about you. Kaderinden kaçamazsın Malin. Who are you to challenge me? I have this is my realm now. Never should have come here. Küçük dayadralarını göndersene hadi. Onlar da bugün birazcık dayadra keselim. Malin's enchantments are broken. Hold on. I'm going to pull your soul out of there. Brace yourself. Bekle bekle, şunun üzerine bakmak istiyorum. Okay. Loot diyebildim. Sen hala uyuyor musun ya? Alo, hop, kaptan. Yanlış saatte gelmemek lazım. Is someone there? Easy there. The numbness will pass. Just don't strain. Okay. We've done it. The star has been cut from Azura, and Malin's soul finally has some measure of peace, even if it. Herif sadece uyuyor ya.
Yıldız sağlamsa onu ben alayım. Go ahead, take it. I'd sooner finally... Congratulations. You've altered the fate of a Daedric artifact and lived. Teşekkür ederim. Şimdi rahat rahat uyuyabiliriz. Okey. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi artık Daedra yıldızı olan Azura'nın yıldızı elimize geçti ve bu tamamen kullanılabilir karanlık yıldız haline geldi. Bundan sonra öldüreceğim tüm insanların ruhları burada depolanıyor olacak. Tabii ki bunları depolayabilmek için her zaman olduğu gibi kullandığım silahlar üzerinde ya onların ruhunu hapsedecek bir şeye ihtiyacım var ya da bunu büyüyle yapabilirim. Aynı şu şekilde bir tane hemen olması gerekiyordu. Almıştım çünkü gördüm şu. 5 saniye içinde ölürse bir ruh cevheri dolduruyor. Gördüğünüz gibi. Okey. Bu Artifak bölümünün de sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yıldız hakkında belli bilgileri size verebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Oyunla kalın. Ben Hero Wildrunner. Hepiniz hoşça kalın.